Bu videoda ekonomi öğrenirken sıkça yaptığımız gibi çok basit bir dünya hayal edeceğiz. İki tane ülke var ve bu ülkeler sadece pantolon veya tişört ya da bu ikisinin bir kombinasyonunu üretebiliyorlar. Ekranda bu iki ülkeye ait üretim imkanları eğrisini görüyoruz. Grafik işçi başına günlük üretimi gösteriyor. Örneğin A ülkesindeki tüm işçiler tüm enerjilerini bu işe adadıklarında bir günde işçi başına 20 pantolon üretebiliyorlar. Tüm enerjilerini tişört üretimine adadıklarında ise 10 tane tişört ya da bu doğru üzerindeki herhangi bir tişört pantolon kombinasyonunu. Ülkelerin üretim imkanları eğrilerini daha iyi anlayabilmek için size hemen üretim tablosu çizeyim. Bu A ülkesinin üretimi. Bu da B ülkesininki olsun. Bir günde bir işçinin üretebileceği maksimum pantolon ve tişört sayısını düşünelim. İsterseniz hemen videoyu durdurun ve bu tabloyu kendi kendinize doldurmaya çalışın. A ve B ülkelerindeki maksimum tişört ve pantolon sayısı nedir? A ülkesindeki az önce de söylediğim gibi maksimum pantolon sayısı 20'dir. Maksimum tişört sayısı ise ki bu durumda pantolon üretmediklerini düşünüyoruz 10'dur. B ülkesinde ise maksimum pantolon sayısı 30, maksimum tişört sayısı ise 45 olarak görünüyor. Bu arada fırsat maliyetinin de sabit olduğunu söylememiz lazım. Neden diyecek olursanız üretim imkanları eğrilerinin ikisi de sabit eğime sahip. Evet buna göre fırsat maliyetlerini hesaplayabiliriz öyle değil mi? Hadi bakalım. Bu A ülkesi. Bu da B ülkesi. Pantolonun fırsat maliyetini ve tişörtün fırsat maliyetini ayrı ayrı hesaplayacağız. Videoyu durdurup A ve B ülkelerinde tişört ve pantolonun fırsat maliyetinin ne olduğunu kendi kendinize hesaplamayı deneyebilirsiniz. Şimdi A ülkesinde eğer tüm iş gücümü pantolonlara adarsam 20 tane pantolon tüm iş gücümü tişörtlere adarsam da 10 tane tişört üretebiliyorum. Tişört için T, pantolon için de P'yi kullanalım. Pantolonun maliyetini bulmak için iki tarafı 20'ye bölebilirim. Bu durumda pantolon için harcanan enerji miktarı 10'u 20'ye bölersek 1 bölü 2 elde ederiz. Bir pantolon eşittir 1 bölü 2 tişört olur. Bu da bir pantolon için harcanan enerjinin, bir tişört için harcanan enerjinin yarısı olduğu anlamına gelir. O halde bir pantolon üretmenin fırsat maliyeti eşittir, 1 bölü 2 tişört yazabiliriz. Tişörtün fırsat maliyeti için de bunun tersini almamız lazım. 2 bölü 1 pantolon elde ederiz. Yani 2 pantolon. Ya da yine bu eşitlikle başlayıp bu defa eşitliğin iki tarafını 10'a bölebiliriz. Evet, bu sayede de bir tişört üretmek için gerekli olan enerjiyi bir pantolon üretmek için gerekli olan enerji cinsinden bulabiliriz. İki tarafı da ona bölersek 2P eşittir T elde ederiz. Bunu da bir tişört üretmek için gerekli olan enerjinin iki pantolon üretmek için gerekli olan enerjiye eşit olduğu şeklinde yorumlayabiliriz. Hemen not edelim. Bir tişört üretmenin fırsat maliyeti iki pantolona eşittir. Evet. Bir tişört için harcadığımız enerjiyle iki pantolon üretebiliyoruz. Aynı şeyi B ülkesi için de yapacak olursak bu arada eğer bunu kendiniz yapmadıysanız az önce kullandığımız mantıkla tabloyu B ülkesi için kendi kendinize doldurmayı deneyebilirsiniz. B ülkesinde tüm enerjimizi pantolonlar için harcadığımızda 30 pantolon, tişörtler için harcadığımızda da 45 tişört üretebiliyoruz. Bu durumda pantolonların fırsat maliyeti için iki tarafa 30'a bölelim. 45 bölü 30'dan ikisi de 15'e bölünür, 3 bölü 2 tişört elde ederiz. Bunu bir pantolon için gerekli enerjinin bir tam 1 bölü 2 tişört için gerekli olan enerjiye eşit olması şeklinde yorumlayabiliriz. Hemen not ediyorum. Pantolonun fırsat maliyeti nedir? Bir pantolon üretmek için bir tam 1 bölü 2 tişörtten vazgeçiyoruz. Tişörtün fırsat maliyeti de iki tarafı 45'e bölelim. Bir tişört için harcanan enerji 30 bölü 45 pantolona eşit olacak. Bu da 2 bölü 3 pantolonla aynı şeydir. Bunu da hemen tabloya ekleyelim. 2 bölü 3P. Peki. Bu fırsat maliyetlerine bağlı olarak bana ülkelerin hangi malı üretmeleri gerektiğini söyleyebilir misiniz? Şimdi videoyu durdurun ve biraz düşünün. Önce pantolonlar için fırsat maliyetlerini karşılaştıralım. Pantolonlar için fırsat maliyetleri. A ülkesinin pantolon fırsat maliyetinin daha düşük olduğu ortada. A ülkesi bir pantolon üretmek için 1 bölü 2 tişörtün üretiminden vazgeçerken B ülkesinin 1 tam 1 bölü 2 tişörtten vazgeçmesi gerekiyor. Bu durumda da A ülkesinin karşılaştırmalı üstünlüğü var diyebiliriz. Pantolon üretiminde karşılaştırmalı üstünlük A ülkesinde. Bu durum bize karşılaştırmalı üstünlük teorisine göre A ülkesinin tüm iş gücünün pantolon üretimine adaması gerektiği anlamına gelir. Aynı mantıkla tişört fırsat maliyetlerini incelediğimizde de burada bununla bunu karşılaştırdık. Evet tişört üretiminde de B ülkesi bir tişört için 2 bölü 3 pantolon üretiminden vazgeçerken A ülkesi 2 pantolondan vazgeçiyor. Bu da B ülkesinin tişört fırsat maliyetinin düşük ve tişört üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğü olduğu anlamına gelir. B ülkesi de tüm iş gücünü tişört üretimine adamalıdır. Bu noktada A ülkesinde yaşayan insanların sadece pantolon giyerek yarı çıplak sokağa çıkamayacaklarını, B ülkesindekilerin ise ortalıkta sadece tişörtle dolaşamayacaklarını düşünüyor olabilirsiniz. O halde bu ülkedeki insanlar nasıl pantolon olabilirler? Cevap çok açık değil mi? Tabii ki ticaret yaparak. Yani diğer ülkedekilere pantolon karşılığında tişört satarak. Peki pantolon için kabul edilebilir bir ticaret fiyatı ne olabilir dersiniz? Kısa bir süreliğine sadece pantolonlara odaklanalım. Sadece pantolon piyasasına hesaba kattığımızda eğer A ülkesindeyseniz pantolonlarınızı kaç tişört karşılığında satmak istersiniz? İyi bir fiyat fırsat maliyetinizden yüksek olmalıdır. A ülkesi pantolonlarını pantolonun fırsat maliyetinden yani 1 bölü 2 tişörtten yüksek bir fiyata satmak ister. Burada satmayı değiş tokuş yapmak yani ticaret yapmak anlamında kullanıyoruz. Aynı mantıkla B ülkesi için de B ülkesi pantolonları pantolonun fırsat maliyetinden yani bir tam 1 bölü 2 tişörtten düşük bir fiyata almak ister. Peki 1 bölü 2 tişörtten yüksek 1 tam 1 bölü 2 tişörtten düşük bir fiyat ne olabilir? Bu aralıktaki herhangi bir fiyat. Yuvarlak ve güzel bir değer seçmek istersek, örneğin bir pantolonu bir tişört karşılığında satabileceklerini söyleyebiliriz. Evet, iki ülke için de kabul edilebilir bir fiyat bir tişört için bir pantolon olabilir. Bu durumda iki tarafın ticaret kazançlarını da gözden geçirelim mi? Bu dünyada A ülkesinin bir günde işçi başına 20 pantolon ürettiğini ve 20 pantolonun 15'ine karşılık tişört almak istediklerini düşünelim. Bu fiyattan 15 tane tişört alabilirler, öyle değil mi? 20 pantolonun 15'inden vazgeçecekler. Yani 5 pantolonları kalacak. Ama buna karşılık 15 tane tişört alacaklar. Bu durumda tam da bu noktaya gelirler. Evet. A ülkesi bu noktaya gelir ve bunun iyi tarafı üretim imkanları eğrisinin dışına çıkmış. Yani ticaretten kazanç sağlamış olmalarıdır. A ülkesinin kendi başına bu noktaya gelebilme ihtimali yoktur. Çünkü bu nokta üretim imkanları eğrisinin yukarısında yer alır. B ülkesi de buradaydı. 45 tane tişört vardı. Bunların 15 tanesini A ülkesine sattı. Elinde 30 tane tişört kaldı ama karşılığında 15 tane pantolon aldı. Bu da en azından ülkedeki insanların bazılarının pantolon giyebilecekleri anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi B ülkesi de üretim imkanları erisinin ötesinde bir noktaya geldi. Ve eğer ticaret yapmasaydı onun da bu noktaya gelebilmesi imkansızdı. Kısacası iki ülkede bu ticaretten kazançlı çıktı. Bu video sayesinde karşılaştırmalı üstünlüğün neden değerli olduğunu gördük karşılaştırmalı üstünlüğü bulabilmek için fırsat maliyetlerini hesapladık. Bunu bulduktan sonra da ticaret yapmalarını destekleyecek iyi bir fiyat belirleyip ticaret yaptıklarında kendi üretim imkanları eğrilerinin nasıl ötesine geçtiklerini, yani ekonomik anlamda daha iyi bir duruma geldiklerini görmüş olduk.